Selamun Aleyküm Yaya ya Hocam Sorunu aynen okuyorum Manen ruha geldi Neden bir cüzi Hakikati imaniyeyi inkar eden kafir olur Hakikat imaniyeyi Ve kabul etmeyen Müslüman olmaz Halbuki Allah Ve ahirete iman Bir güneş gibi O karanlığı izale etmek lazım geliyor hem neden bir rükün ve hakikati iman inkar eden mürtet olur? Hakikat iman inkar eden mürtet olur. Küfrü mutlaka düşer ve kabul etmeyen İslamiyet'ten çıkar. Tamam. şualar 237. Şöyle sormuşsun Abi selamun aleyküm aleyküm selam. Bu sualleri nasıl anlıyorsunuz? Fark var mı? Yardımcı olur musunuz? Allah razı olsun. Mesela. Müslüman olmaz ile kafir olur cümleleri aynı gibi duruyor. Şimdi sevgili Yahya ya kardeşim İslamiyet ile iman ayrı şeydir. Malum yani de İslamiyet eylemdir. İman ise eylem değildir, itikattır. Temelden gideyim diye söylüyorum. Allah'a eylem yok. Allah'a iman var. Peygambere iman var. Ahiret iman var. Ama İslamiyet'te e, itikat değil, eylem aranıyor. Oruç tutmak, eylem. Namazı inanmak değil, namazı kılmak. Haca gitmek, inanmak değil. Eylem demek. Bu bir. İkinci temel ölçü e, Adem'i kabul var. Bir de kabul Adem var. Şimdi diyor ki burada hakikati imani inkar eden. Bu nedir? Ha ademi kabulle kabul ademi farkı söyleyeyim. A, ABCÇ'den kalsın hafızamızda. E, çünkü ben hep karıştırıyordum ABCÇ ile kolay oluyor. A, Adem'in kabul. Ademi kabul şu. Ya ben böyle dinle minle uğraşmam. Benim böyle bir şeyim yok. İman etmez. inkar da, inkar da derdi değil. Yani kendisinin dünyasına böyle bir şey yok. Bu Adem'i kabul. A, B, C, Ç, K. K'ye gelin. Kabul Adem. Kabul. Kabul Adem e, böyle lakayt kalmak değil Adem'i kabul gibi. İnkara bir yol bulur veya inkarına delil bulur. Kabul eder. Delil ispat etmeye kalkar. Yani yoktur çünkü olmaz çünkü öyle değil çünkü yani çünküleri var bu kabul adem. <laughs> bu de delilleri kullanıyor delilleri kullanmaya çalışıyor şimdi bu arasındaki fark kullanıyor burada diyor ki hakikat imani inkar eden kafir olur hakikat imani inkar ediyor. Bu kabul ademdir. Tamam mı? Bu kabul adem e, hakikat-i imaniyi e, bir de hakikat imaniye 131 Kastamonu'dan e, şöyle diyor hakikat imaniye 6 tane iman esası bir, hani koy 5 tane İslam esasının tek say 5 tane iman esasını karıştır tektir 6 tane iman esası tek tek 6 iman İslam esasları 5'i tek sayarsan ne yaptı 7 hakikati imani hakikati İslamiye He, o da var diye kenara koy şimdi burada diyor ki bak hakikat imanı inkar eden bu inkar ediyor yoktur kabul ademdir bu. Çünkü idealist bu. Hemen altına geliyor ve kabul etmeyen Müslüman olmaz. Ha. Kabul etmeyen. Şimdi kabul etmeyen adamla kayıt. Bu ademi kabul. Kabul et. Yani benim böyle bir problemim yok yani. Bir tanesi bana dediği gibi tövbe. Dedim ki dinle nasıl dedim. Benim böyle hobim yok diyor. Yani bu adam peki böyle bir dinsizlikte böyle gayretti mi? Hayır. Ne yapıyor? Bu Adam benim problemim yok diyor. İkincisi ademi kabul kardeşim. Kabul etmeye Müslüman olmaz. Tamam mı? Birisi inkar ediyor, bir tanesi kabul ediyor, nötr. İkincisinin inkar yok ama kabul etmiyor. Ustad mudafalarda da kullanıyor. Biz onu diyor kabul etmiyoruz ama reddetmiyoruz. Yani reddetme gücümüz yok. Fiil, eylem yok rejim için diyor. Ama kabul yapmıyoruz. Demek ki inkar eden hakikat imanı inkar eden adam iddialist bir şey koyuyor karşısına. Ötekisi bir şey koymuyor. Kabul etmiyorum kardeş kabul etmiyor. Burada İslamiyet'i karşısına bir şey koymuyor. Devam edeyim. Halbuki Allah ve ahiret iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım geliyor. Hem burada da açıcı aynı şey kullanıyor. Hem neden bir rükün iman ve hakikat imanı inkar eden bak murtet olur. İnkar eden bu. Küfrü mutlaka düşer. Kabul etmeyen İslamiyet'ten çıkar. Anladın mı? Bunu Ustad Külliyat da eylemsel olarak gösteriyor. Kısacası o sevgili kardeşim. Bir tanesi Adem'i kabul, diğeri kabul Adem'dir. Bunu bunu lemalarda anlatıyor. Ben sana onun sayfasını göstereyim. Lemalar 78'de küfür ve dalalet iki kısımdır. Ee, küfür ve dalalet iki kısımdır. Lema. Orada el ademu la yusbet. Ee, ade, ademin ispatı elbette kolay değildir. Burada anlatıyor. Bu, bu kanuniyeti sana söyledim. Burası e, ondan sonra şurada da altında da var. Tamam. Küfür ve dalalet iki kısımdır. Bir kısmı ameli ve feri olmakla ameli ve feri yani elemse olmakla iman hükümlerini nefret etmek inkar etmektir ki bu tarz dalalet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir. Kabul etmiyor bir terktir, bir ademdir, bir ademi kabuldur. İkincisi ise ameli ve feri olmayıp belki itikadi ve fikri bir hükümdür. Yalnız imanın nefini değil, kabul etmiyorum diye etmiyor. Belki imanın zıttına gidip bir yol açmaktır. Bu ise batılı kabuldur hakkın aksini ispattır. İnşallah olmuştur. Herkese selam ediyorum. Reyhanlı'ya selam olsun. Allah emanet ol sevgili kardeşim. Selamun aleyküm.